Günaydın. An itibariyle hasta olmuş bulunuyorum. Zaten çok belli bir şeydi. Çünkü Mesut hastaydı biliyorsunuz, onunla ilgilenirken bana da geçmiş oldu. Zaten doktora gittiğimizde de salgın var demişti. O yüzden maalesef ben de hasta olmuş bulunuyorum. Sabah ilk kalktığımda çok kötüydüm. Her yerimin ağrıması, sesim zaten öksürük zaten. Hap içtim, daha iyiyim. Ateş düşürücü de içtim. Birazcık da dinlendim. Şimdi enerjim daha iyi. Kendime yine zencefil falan bir şeyler de yapacağım. Ben kendimi iyi hissetmek istiyorum. O yüzden şöyle çok hafif bir kendimi düzeltmek istiyorum. Hiç güzel bir güne uyanmadık maalesef. Çünkü deprem olmuş. Bursa Balıkesir tarafında çok çok hissedildi. Sanırım İstanbul'da da hissedenler olmuş. Biz hissetmedik. Bayağı büyük olmuş yani 5.1. Konuştum, çok da korkmuşsunuz çok haklı olarak. Ben de inanılmaz korkuyorum. Yani bu Türkiye'nin yaşayacağı bir şey maalesef, bunu kabul etmek zorundayız. Ve önlemimizi almak zorundayız. Kişisel olarak maalesef burada bize çok iş düşüyor. Çünkü başka hiç kimse bir önlem almıyor. Neyse, şimdi evde de tekim, çok bu konuları konuşmak istemiyorum. Çünkü ben uzun bir süre evde tek kalamadım bu deprem korkusu yüzünden. Ya bile gerçi çok fazla kalamıyorum ama ben de böyle bir fobi olarak kaldı. Tam yenmeye başlıyorum. Tekrar bir şey oluyor. Deprem yaşanıyor ve benim fobilerim tekrar gün yüzüne çıkıyor maalesef. O yüzden çok konuşmak istemiyorum. Kendimi de korkutmak istemiyorum. Nedense kaşlarım çok garip çıkıyor rengi. Turuncumsu çıkıyor ama hiç öyle değil aslında. Anlamadım ben de. Bir şop aldık var ya, ondan uygulayacağım. Ben de böyle aynaya baktığımda kendimi daha sağlıklı hissetmek istediğimde yapıyorum. Video çekmesem tabii ki yapmazdım. Muhtemelen şu an yatıyor olurdum. Kargomuzu açalım. Saklama kaplarım geldi. Şu gelen şeyleri yıkayacağız, saklama kaplarını, ve şu dolabı düzenleyeceğiz. Çünkü şimdi dolabın haline bakın. Görüyor musunuz? Bir tanesi buydu. Az önce gösterdim. Şöyle. Matruşka gibi. 4 tane böyle şey çıkıyor. Bakın. Biliyorsunuz şunlar da var. Az kalsın unutuyordum. Böyle şeyler geldi bunun yanında. Etiketler geldi. Bunları da az kalsın çöpe atıyordum. Bunları şöyle koyalım. En son etiketleri yaparız. Bunların yanında geldi. Şöyle keki aldım ve buna yapıştırdım. Çok güzel oldu. Köriyi de döktüm. Şöyle yapıştırdım. Evet. Kekimizi de koyduk. Bakın çok güzel duruyorlar. Sanki evde çok ıhlamur içiliyor gibi bir sürü ıhlamur çıktı. O kadar uzun zamandır burayı düzenlemeyi bekliyorum ki. Bir tane story işbirliği paylaşacağım. Küçük bir ara veriyoruz. Allah'tan önceden çekmiştim. Çünkü şu an sesim kötü. İyi oldu dün çektiğim gerçekten. Proxin'de şu an bir alana bir bedava indirimi var. Kendi sitesinde, zaten şimdi linkini de bırakıyorum. Folik asitli serum gerçekten inanılmaz güzel. Size soruyorsun cildim. O kadar vaktimi aldı ki. Şimdi bunları dizeceğiz. Şöyle.
Bence gayet güzel oldu, tertemiz oldu. Tavama havuç ve biberlerimi aldım. Önce bunları şöyle alacalı olacak şekilde soyuyorum. Küçük küçük doğruyorum. Şimdi bunları birlikte böyle kavuracağım. Altını açalım. Bunlar burada böyle ılık suya koydum çözülsün diye. Bazen pukiyim, böyle hiç hasta gibi değilim. Ama az önce bir ötürü krizine girdim var ya, çok fenaydı. Şimdi zencefilim var, taze zencefil. Ben toz zencefil çok sevmiyorum. Taze zencefille kendime böyle güzel bir karışım hazırlayacağım. Şimdi bir Jason'ı çalıştıralım. Bakın epi var, böyle kolaylıkla çalıştırabiliyorsunuz. Burada evin haritasını çıkartıyor. Şarjı olmuş. Süpürge güçlü modunda, başlat diyorum. Evet, Jason merhaba de. Kızlara merhaba de. O güzelce evinizi süpürsün. Parfüm sormuştunuz bana, size buradaki parfümlerimden bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi zaten çok parfümüm yok. Arkada 3 tane Massent parfümü görüyorsunuz. Bunlar Yves Rocher'in. Bu da saç parfümüm. Şimdi Jason'ı bir sessiz moda alacağım. Çok ses çıkartıyor. Sus birazcık. Hala geliyor değil mi? Neyse, duraklatıyorum. Geçen gün size bahsetmiştim. Rocher'in parfümlerinden bahsetmiştim. Bu Garden Party olan Isparta Gülü ve Nane içeriyor. Böyle çok güzel çiçeksi. Gerçekten her yaşın kullanabileceği gayet de kalıcı, güzel bir parfüm. Benim için daha günlük bir parfüm. Yazın da sıkılır, kışın da sıkılır ama daha gündüz parfümü. Tam kış kokusu, böyle kazaklarla falan sıkacağınız o güzel kokuysa bu. Bu gerçekten inanılmaz güzel kokuyor. Ah, çok güzel. Sandal ve sedir ağacı var içerisinde ve benim en sevdiğim parfüm notalarından var. Gerçekten içinde sedir ve sandal olan her şeyi çok beğeniyorum. Mesela Massent versiyonlarında da hemen göstereyim. Elimde 3 tane var dediğim gibi. Bir tanesi Good Girl şöyle. Bir tanesi Baccarat Rouge olan şu çok meşhur, herkesin kullandığı o parfüm. Bu ikisinde de yanılmıyorsam sedir notası var veya sandal, ikisinden biri var. Ben çok notalarla anlatmayacağım. Google'dan bakabilirsiniz. Böyle çok ağır bir parfüm. Kesinlikle parfümler size başarısı yapıyorsa bu da onlardan biri olabilir. Dikkatli alın. Almadan önce koklayın gidip mağazalarına. Ben de yapmıyor. Ben zaten koku hastası olduğum için bende hiçbir şey, hiçbir sorun yapmıyor. Böyle ağır, tam kış akşamı, hani gece bir yere çıkarken sıkabileceğiniz bir koku. Çok severek kullandım ama bu Yves Rocher'inki onun önüne geçti açıkçası. Gündüz sıkabileceğimiz, hem kışın hem yazın sıkabileceğimiz koku da bu Good Girl. Bu çok vanilyalı. Böyle vanilya, çiçek, baharat, her şey var bunun içinde. Hem çiçek notaları var hem sedir falan da var. O yüzden bu parfümü çok kalıcı yapıyor. Gerçekten sıkıyorsunuz ve hani kazağınızdan 2-3 gün boyunca çıkmıyor. Çok da ferah kokuyor böyle. Çiçek, çiçeksi kokuyor. Gayet onu da severek kullanıyorum. Son olarak Herba Pro'ya geldik. Bu designer değil, niş bir parfüm. Herba Pro. Bunun orijinalini kokladıysanız zaten ne kadar güzel koktuğunu biliyorsunuzdur. Ve orijinaline inanılmaz yakın kokan bir Massent versiyonu var elimde. Gerçekten çok çok güzel. Ben bunu önce kendime aldım. Çünkü Herba Pro'ya bayılıyorum. Ama bu arada Herba Pro daha unisex bir parfüm. Yani böyle maskülen bir tarafı da var. Hatta bence daha ağır basıyor Massent versiyonunda. Ama orijinal versiyonunda bir tık daha nötr diyebilirim. Hem kadın hem erkek için. Ama Massent versiyonu tam bir böyle hani sevgilinize, eşinize, babanıza, abinize alabileceğiniz çok güzel bir parfüm. Ben kendim aldım, sonra ağır gelince, yani ağırdan da çok böyle hani erkeksi geldi biraz açıkçası.
O yüzden Mesut'a verdim. Mesut'un şu an ikinci kutusu. Gerçekten çok sevdi. Sürekli bunu kullanıyor. Ve böyle yastığa yattığında falan hani gece yastık kokuyor. Öyle kalıcı bir parfüm. Şu ana kadar bahsettiğim bütün parfümler bu arada çok kalıcı. Bir sprey var. Bir tanesi Amour de Lenotre'ün bu. Çok güzel saç parfümü. Görebilirsiniz ne kadar sevdiğimi. Bu tam bir Elidor kokuyor. Yani böyle duştan yeni çıkmışsınız gibi. EDP formunda olduğu için çok çok kalıcı. Ben bunu ne zaman nerede sıksam böyle bazen bir yere gidiyoruz kafeye falan çıkartıp sıkıyorum saçlarımı. Herkes şey yapıyor. Çok güzel koktu falan. Gerçekten öneririm bunu. Victory markasının body misti var böyle. Victory markasının bu spreyi de Aqua Kiss ismi. Kolajen ve hyaluronik asit içeriyormuş. Yani bu böyle, ben bunu eve sıkıyorum, kıyafetime sıkıyorum, işte bazen duştan çıkınca cildime sıkıyorum. Çocukları sıktığınızda falan çok güzel kokuyor. Yani çok, çok kalıcı da bir koku. Hani Victoria's Secret'ın body mistlerine göre çok çok da uygun fiyatlı bir body mist. O yüzden eğer böyle bir şey arıyorsanız önerebilirim size de. Ama daha çok yazı hatırlatıyor. Ya da duştan çıkmışsınız gibi de kokuyor. Çok güzel bir kokusu var. Güncel parfümlerim ve koku dosyam bu şekilde. Argom geldi. Ben avokado aldım. Birkaç tane influencer'dan gördüm ve böyle koli şeklinde size yolluyorlar. Normalde markette biliyorsunuz yani en son ben baktığımda 40 lira falandı. Ve gerçekten çok pahalı yani avokado için. O yüzden bana da böyle mantıklı geldi. 1 kilo olarak yolluyorlarmış. Bazıları çürük çıkıyormuş falan, şu an çok merak ediyorum ama ben büyük bir koli beklerken gelen koli bu. Yani gerçi bir kilodan da ne kadar büyük bir şey bekledim. Bunu da bilmiyorum. Şöyle. Bunların yalnız hiçbiri olgunlaşmamış. Hepsi sert. 4, 5, 6 tane avokado var. 100 küsüre aldım. Bence gayet iyi bir oran. Benim üstümde gördüğünüz siyah sabahlığım var ya, hani her gün giydiğim. Onun pembesini gördüm ama farklı kumaş bunlar şu an. Bakın böyle. Bunun kumaşı farklı. Bakın. Bir de rengi de daha farklı gözüküyordu. Bakacağım şimdi bir saniye. Şu an bakar mısınız? Bu bildiğiniz kadife gibi. Benim siyah olan da kadife gibi. Fakat bu bayağı şey, penye gibi kumaşı. Hiç kadife gibi değil. Rengi de farklı geldi. Orada daha açık gözüküyor. Şimdi yorumlarına bakacağım. Ben bunun yorumlarına bakmamış mıyım? Ha pardon, o siyah değilmiş bu. O siyahtan değil. Evet, onun tek rengi varmış. Kadife diye geçiyor siyah. Bakın siyah bu. Bu benim aldığımsa kadife diye geçmiyor. Yumuşak kumaş diye geçiyor. Neyse, yine kullanırım ben yani. Sorun yok. Ama kırıklığına uğradım. Bir tane de Mesut'un kargosu var. Avva'dan kendine bir şeyler söylemiş ama bakın, attığı mesajı göstereceğim size şimdi. Okunuyor mu bilmiyorum. Okey. Açmayız biz de. Bugünlük de bu kadar olsun. Umarım severek ve keyifle izlemişsinizdir. Yarın umarım daha güzel bir güne uyanırız. Ben de birazcık daha iyileşmiş olurum. Umut ediyorum. Vlogmas serisinde kaldığımız yerden devam edeceğiz yarın. Sizi kocaman öpüyorum. Abone olmayı ve videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.